daha temas edeyim. Ayıptır, iki saatte konuşuyorsun. Yeter de. Şu son yanlışa temas edeyim. Tamam, sonra başımızı şişirmeyeceğim. Şeytan rahmeti ilahiden niye kovuldu? Allah'ın emrini dinlemedi. Değil mi? Evet. Adem'e secde etmedi. Yani Allah'ın emrine karşı geldi. Ve kovuldu. Öyle mi? Hepimiz öyle biliyoruz. Değil. Vallahi değil. Biz Allah'ın emrine karşı gelmiyor muyuz? Bizi niye kovmuyor? Şeytan. Bu emre karşı gelişi edepsizlikle Allah'a yükledi. Edepsizliğinden dolayı kovuldu. Allah'a karşı geldi. Hazreti Adem Allah'a karşı gelmedi mi? Onu niye kovmadı? O ne dedi? Rabbena zalemna enfusena. Ben, biz daha doğrusu. Ha kocalar. Hazreti Adem bakın ne diyor? Rabbena ne? Ey? Çoğul. Peki. Zalemna yani çoğul. Sonra o ne? Kim diyor bunu? Kimi kastediyor? Karısını kastediyor. Demek ki kocalar kendileri için dua edemezler. Yalnızca. Karılarıyla beraber dua edecekler. Hazreti Adem'den. Allah niye bu ayeti sevk etti? Anladınız mı? Öyle ben kocayım. Su getir. Öyle yok artık. Hazreti Ayşe validemiz buyuruyor ki Resulullah bizden, bizden derken bütün validelerimizi kastediyor. Hiçbir şey istemedi diyor. Hep sordu. Su verir misin? Yemek yiyelim mi? Yatak yapalım mı? Filanca işi görelim mi? Hep sordu. Hiçbir şey istemedi diyor. Sonra biz hanım ya nerede kaldı benim kahve ya? Bu pilavı da yağlı yapaydın yerdim. Yağ koymamışım. Gördüm bunu gözümle. Elinin tersinden itti nimeti. Kalktım sofradan. Niye kalkıyorsun hocam dedi. Sofrada elinin tersinden nimet itenin sofrasında benim yerim yok dedim. Ben gider soğan ekmek yerim mutfakta dedim. Yaptım. Bacım dedim gel mutfağa benimle. Ev sahibine. Bir baş soğan ver bana şuna. Soğan ekmek yedim. Bir daha yapmaz. Çünkü sevgili kardeşlerim. Şimdi böyle dip bakmasın. Öyle bir böyle, böyle mühimler var ya. Öğretmiyor bu mühimler. Artık bu milletin, bu ümmetin mıymıylıkla öğreneceği bir şey yok. Suya sabuna dokunmadan geçiştir. Lan suya sabuna dokunmazsan temizlik olmaz. Suya sabuna dokunacaksın. Bu kadar basit. Ne şiş yansın ne kebap. O zaman kebap yenmiyor. Çünkü yanmadan bazı şeyler pişmez. Hasılı laf lafı açıyor, lafçıya lafı giden açacak şimdi. Sonra ben gideyim artık. Hakkınızı helal edin. Sadece sohbet ettik, bunu bir konferans gibi kabul etmeyin. İnşallah Allah cümlemizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın muhabbetiyle birleştirir. Bizi ondan başka kurtaracak hiçbir şey yoktur. Tabii ona yakın olanlara ulaşabilmek de ona ulaşmaya bir vesiledir. Ancak şunu son söz söyleyeyim. Resulullah Efendimiz Hazretlerine ulaşmak Allah'a ulaşmaya vesile değildir. Bizzat Allah'a ulaşmadır. Efendimiz durak değildir. Unutmayın. Sen peygambere Tanrı dedin filan diyenin de ağzına biber sürelim. Ben ne dediğimi biliyorum. Ayet okusunlar. Estağfirullah. Gelir, gelir. Dur, karıştırma. Men yuti'ur rasule fakat ata Allah. Kim ki Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Buradaki itaat kelimesini kaldırın. İstediğiniz kelimeyi koyun. Bu formül bozulmaz. Kim ki Resulullah'ı severse Allah'ı sevmiş. Kim ki Resulullah'ı üzerse Allah'ı üzmüş olur.
Kim ki Resulullah'a kavuşursa Allah'a kavuşmuş olur. Vesselam. Allah'a emanet olun. Akşam namazı geçmedi daha.